Bu bölümde sülasi fiile bir harf ilavesiyle meydana getirilen, getirilen kalıplardan müfaale babını ele alacağız. Bu şu anlamda mesela e, cehede, cehd cehdetti gayret etti. Ama e, c oraya bir e, elif uzatıyoruz. cehede oluyor ve o zaman cihad etti anlamına geliyor. Cehede yücehidu mücahedeten ve cihaden bu şekilde çekimi yapılıyor. Cehide gayret etti. Cahede cihad etti. Yücehidu cihad eder. Ve bunun masları mücahedeten ve cihaden iki şekilde gelebiliyor. Ve Kur'an'dan bir örnekle göstermek gerekirse İnnallâhe yüdâfi'u şüphesiz Allah müdafaa eder. Anillezine <laughs> amenu iman edenleri. Allah iman edenleri müdafaa eder. Burada müdafaya nasıl ulaşıyoruz? Defa itti veya ödedi gibi anlamlarda kullanılır. Defa olunca e, müdafaa etti. Ve bu maslarından çıkıyor. Defa yudafiu müdafaten ve difaan. Yani iki türlü maslar geliyor. Müdafaa, difa. Benzeri cahede de görmüştük. Mücahede, cihat. Dolayısıyla müdafa müdafaa Türkçe'ye çok da yabancı bir ifade değil. İşte mahkemelerde kişi kendini müdafaa ediyor veya avukatı onu müdafaa ediyor. Burada ise Allahu Teala'nın ehli imanı müdafaa etmesi. Yani onları koruması, himaye etmesi ifade edilmekte ve bu babın en önemli bir özelliği müşareket ifade eder. Mesela e, gâtele'yi düşünelim, gatele öldürdü, gâtele savaştı. Tek taraflı savaş olmaz, e, karşılıklı olur. Böyle olunca yugatilu yugâtilu mugâteletemme gıte'len e, karşılıklı savaşı ifade ediyor. Genel anlamda böyle arada bazı özel durumlar olabilir. Bunun mazisinin çekimi ketebeyi, nasarayı nasıl çekiyorsak aynen örnek olarak harabe. Harabe yuhari yuharibu muharebeten muharebe savaş anlamında ve bunu çektiğimizde mazi olarak harabe haraba harabu harabet harabine harab te harab tüme harab tum harabti harab harab tunne ve ne anlamlara geldiği örneklerde zaten görülecek. Muzari'nin çekimi harabe yuharibu yuharibu aynen yansuru yektubu onlar gibi çekilecek. Yuharibu yuharibane yuharibune tuharibu tuharibane yuharibne Tuharibu, tuharibine, tuharibane, tuharibuna, tuharibina, tuharibane, tuharibna, uharibu, muharibu. Ve kullandıkça uharibu dediğimde işte ben harp ederim. Muharibu dediğimizde biz harp ederiz anlamında. Yuharibune onlar muharebe ederler. Etuharibune siz muharebe eder. Siz savaşırsınız. Bu şekilde kullanılmakta. Emir gayet kolay. Emir muzariden yapılıyor. Harebe yuharibu. Yuharibu'dan emir yapacağız. Baştaki ye'yi kaldırıyoruz. Son harfi de cezme diyoruz. Yuharibu harib kalıyor. Ve çekiyoruz bunu. Harib hariba haribu. Haribi hariba haribne. Bu kadar. Yani çekimi de bu kadar. <laughs> Bunun ismi faili muharip. Muharip savaşçı anlamında. Türkçe'de de kullanılır. En azından e, Osmanlıca'ya vakıf olanlar bu kelimelere daha aşinadır. Muharip savaşan, muharep savaşılan. Bundan sonra örnekleri e, sizlerle paylaşacağım. Ve de ashabul cenneti ashaben nârim. Cennet ashabı, cehennem ashabıyla nidalaştı. ...birbirlerine seslendiler. Burada seslenen taraf... ...cennet ehli... ...cehennem ehline sesleniyorlar. Bu gibi nida tek taraflı olmaz. Birbirlerine seslenmedir. Yani bu bapta zaten... ...müşareket ifade ediyor. Ee, beraberliği... ...birlikte bir şey yapmayı... ...ifade ediyor. فَنَادَتُ <laughs> الْمَلَائِكَ Melekler ona nida etti. Burada... ...o ile ifade edilen eee Zek, Hz. Zekeriya melekler Zekeriya'ya nida etti. Peki niçin nadet geldi? E, Müennes olarak geldi. Yani üstte nade müzekker ama altta nadet. Melaike, cem olduğundan dolayı. Melekler ona nida etti. Wa o yani Zekeriya gaimun ayakta yusalli namaz kılıyor fil mihrab mihrabta salatta bulunurken melekler ona nida etti. Yani demek ibadet halinde melekler Hazreti Zekeriya'ya sesleniyor. Yine nerede bu kökten e, Müslümanlar ezanla e, işte insanları camiye davet ediyor. Ancak münafıklar veya müşrikler e, bunu, bunu alay konusu yapıyorlar. Peygamberimiz zamanında Ayet onu anlatmakta. Ve izâ nâdeytum siz nida ettiğinizde, çağırdığınızda ila salati namaza. İttahazûhe onu edindiler. Huzuven ve laibe onu bir alay ve oyun edindiler. Yani Müslümanların ezanıyla haşa dalga geçtiler. Burada nâdeytum yani nâde bunu çektiğimizde e, nadeytum siz nida ettiniz. İza başına geldiği zaman iza nadeytum siz nida ettiğinizde. Ve burada diğer ayette e, bunun muzarisini görmekteyiz. Nade yunadi. Nade nida etti, yunadi nida eder. Ve yunadi'yi çekiyoruz. Yunadi, yunadi yani yunadune. Yunadune onlar nida ederler demek. Ayet şöyle e, ifade ediyor. İnnellezîne yunâdûneke sana nida edenler min verâil hucrâti senin hane-i saadetinin dışından, evinin dışından sana nida edenler ekseruhum onların ekserisi çoğu la yaqilun aklını kullanmayan kimseler. Peygamberimiz öyle vakti istirahat etmekteyken dışarıdan ya Muhammed biz geldik dışarı çık diye bağıra bağıra sesleniyorlar, nida ediyorlar. Ayet-i Kerime bu manzarayı bize anlatıyor. Yani evinin dışından yüksek sesle bu şekilde nidada bulunanlar onların ekserisi aklını kullanmayan, aklı ermez kimselerdir. Konumuzla alakalı olan kısmı yünedûne. Onlar nida ediyorlar manasında. Yine aynı kökten İsmi fa'il şeklini burada görmekteyiz ve bir de muzarisinin bir şeklini görmekteyiz. Mütefekkirlerin duası içinde bu yer alıyor. Allahu Teala tefekkür eden bir kısım insanları met ediyor ve onlar diyorlar ki Rabbena, ey Rabbimiz veya ya Rabbena, inlenelse miyane? Biz işittik, münadiyen bir münadiyi nida eden birisini işittik. Yunadi nida ediyor. Lil imani imana. Ey Rabbimiz biz e, imana nida eden, çağıran bir münadiyi işittik. Nasıl nida ediyor? En aminu bi rabbikum. Rabbinize iman edin diye nida ediyor. Fe ne? hemen iman ettik. Yani ya Rabbena biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir münadi davetçi işittik hemen e, iman ettik. Burada ne de yunadi e, buradan iki e, kullanım ayet-i kerimede karşımıza çıkmakta. Münadi nida eden. Peki niçin münadiyen geldi? Semi'an'ın mef'ulü olduğundan dolayı. Semi'ne biz işittik fiil fail. Bunun mef'ulü ne işittik münadiyen bir münadiyi işittik. Bundan dolayı münadiyen geldi. Mesela o münadidir diyecek olursam huve münadin böyle demem gerekir. Ama bir münadiyi işittim dediğimde işte semiatu münadiyen bu şekilde söyleniyor. Diğer alemde Allah kafirlere şöyle seslenecek. Ve yome o gün Allah der nadu haydi nida edin bakalım nadu nade yunadim oradan emir yapılacak yunadim baştaki y'yi atıyoruz sondaki y kaldırılıyor nadi geliyor nadi ne diye nadu nadu nida edin demek İşte burada onu görmekteyiz Allah o gün der nadu nida edin bakalım sureke benim şeriklerime ellezine zaamtum yani benim şeriklerim olduğunu siz sanıyorsunuz iddiada bulunuyorsunuz haydi onları çağırın onlara nida edin bakalım yani Allah'ın haşa şeriki yok la şerike le ama bir kısım insanlar putları veya putlaştırılan şahsiyetleri Allah'a şerik kılıyorlar diğer alemde bunların boş şey olduğu bir karşılığının olmadığı bu şekilde görülecek. Ya eyyühellezine amanu ey iman edenler İzâ nûdiyelis Salati namaz için nida edildiğinde min yevmil cuma cuma günü fesav koşun ile zikrille Allah'ın zikrine yani artık bunlar bu kelimeler size tebessüm etmesi lazım ya eyyühellezine amanu ey iman edenler burası kolay İzâ nûdiyelis Salati salat namaz, salat için nida edildiğinde peki nu diye ne kelime olur düşündüğümüzde ne nida etti bunun meçhulü nu diye ne nu diye nasara nusra gibi bu bapta bu şekilde geliyor ize nu diye nida edildiğinde min yevmil cuma cuma gününde yevmil cuma cuma günü gayet rahat bir ibare yavım gün, cuma aynen kullanıyoruz cuma günü. Fesav koşun. Fe evveliyle alakalı isav. Sa'a yes'a oradan geliyor. Is'a is'aya isav. Koşun ile Allah'ın zikrine. Peygamberimize gelen hayli teselliler var Kur'an-ı Kerim'de. Bunlardan birisi ve la yahsun kellezine fil küfrim, La yahsun seni üzmesin. Ellezine o kimseler ki yusariuna yarışıyorlar fil küfri küfürde. Küfürde yarışanlar ey peygamber seni üzmesin. Burada e, öğrendiklerimizle mana vermek çok da zor değil. La yahzun. La yansura benziyor. Li yansur yardım etsin. La yansur yardım etmesin. La yahsun üzmesin. Ke seni. Seni ne üzmesin? Ellezine o kimseler ki ne yarışıyorlar fil küfri küfürde. Küfür tamam onu da anladık. Peki ne bunu nereden anlayacağız? Bu kelime Türkçe'de sürat o kökten geliyor. Seri'a seri Seri olmak. İşte e, müsara'a yarışmak. Yani yarışmada ne vardır? Kim daha hızlı yapacak bu işi? Diyelim bir koşuysa kim daha hızlı koşacak? İşte yüsâriûne, Seraa yüsâriû Musaraaten ve sirâ'an. Yarışmayı ifade ediyor. Kim daha süratli olacak? Ve Seraa yarıştı, yüsâriû yarışır. Yüsari uyu çekiyoruz. Yüsari u, yüsari ani, yüsari une. Onlar yarışıyorlar. Mana olarak bu. Yani küfürde yarışanlar ey peygamber seni üzmesin. Ya burada da bilmediğimiz kelime yok. Türkçede bu kelimelerin e, tamamını kullanmaktayız. Ellezine ona zaten öğrendik. La'yı öğrendik ve aynen Türkçede kullanılıyor. Çok da zor bir mana değil. Sebiku ila mağfiratin min rabbikum. Burada da yine yarışla ilgili bir kelime karşımızda. Sebiku bunu Türkçede daha rahat anlayacağız. Sebaga sepkat etmek, öne geçmek. Mesela sabık, sabık müftü, sabık dekan kullanılıyor bunlar. Devri sabık önceki devir anlamında kullanılır. Sabık Türkçede kullanılıyor. İşte sabıka, sabıka kaydı. Önceden yapmış olduklarının kaydı anlamında. Demek ki sebaka öncesini ifade etmekten Bu sebaka vezinine getiriliyor. Yani müfaale vezinine getiriliyor. O zaman daha öne geçme uğraşısı. Sebaka öne geçmeye çalıştı. Peki sebigu nereden geliyor? Sebaga yusebigu müsabakaten Müsabaka. Türkçe'de aynen kullanıyoruz. Maslara ulaştığımızda kelimeyi daha iyi anlıyoruz. Yani sebigu bize fazla bir çağrışım yapmadı. Ama çekiyoruz bunun mazisini. Mazisinden başlayarak çekiyoruz. Sebaga, yusebigu, müsabagaten ve sibagan. Çekimi bu şekilde. Müsabakaya ulaştık. Müsabaka bunun masları. Müsabaka yarış anlamındadır. Peki, sebigu nedir? Yüsebigu'dan emir yapıyoruz. Selbik سابق, yarış. selbiga ikiniz yarışın. Sâbiqu siz yarışın. Sebigu ile mâfiratemin rabbikum. Rabbinizden mağfirete müsabakada bulunun. Yarışın ve cennetin ve cennet için yarışın. Arduhâ o cennetin genişliği eni pardon. Ke ardı semâi vel ard gökle yerin e, genişliği gibi olan cennet için e, yarışın. Burada sebgu, müsabaka, yarışmayı ifade ediyor. Hayat bir yönüyle yarıştır, İyilik yarışı. Kim daha iyilik yapacak? Kim daha cömert olacak? Kim daha alim olacak? Bunun bir yarışı. Ve e, alışverişlerde, borçlanmalarda, şahitte tutulmasıyla alakalı özellikle borçlarla ilgili ve eşhidu iza alışveriş yaptığınız zaman şahit tutun ve la zarar görmesin katibun katip ve la şahit ne de şahit yani katip de şahit de zarar görmesin darra yudarru e, bu da zarardan gelen bu kalıpta gelen bir ifade. ve şahirhum fil amr bu da e, biraz irdelersek, kolay anlayabileceğimiz bir ibare. Peygambere hitap, şevir, müşavere yap, meşveret yap. Fil emr, e, iş hususunda vereceğin kararlarda onlara danış. Burada e, şevara yüşevirü müşavereten, müşavere e, işte istişare yapmak, görüş almak birbirinden. E, i̇stişare anlamı Türkçe'de bilinir. Müşavere en azından bazılarımız tarafından bilinir. İşte şavir müşaverede bulun, istişarede bulun. Fil emr yapacağın iş hususunda. Ve başka bir örnek gatele kelimesiyle. Ve keiyyin min nebiyyin nice peygamber var ki gatele savaştım. Ma'ahu onunla ribbiyyune rabbe kul olan kişiler kefir pek çok. Nice peygamber var ki kendisiyle beraber pek çok Allah erleri savaştı. Yani Ribbi Ribbiyyuna burada Allah erleri manası verdik. Gatele savaştı. Ve bu kökten başka kullanımlar Kur'an-ı Kerim'de hayli var. Mesela e, Peygamberimiz zamanındaki işte savaşlardan birinin durumunu anlatıyor Allahu Teala. Fi etun bir topluluk tugatilu fi sebilillah Allah yolunda savaşıyor. Gatile yugatilu tugatilu. Fi'e mühennes olduğu için bu da müennes geldi. Ve uhra kafiratun diğer topluluk kafire. Niçin kafire geldi? Fi'e müennes olduğu için bu da kafire geldi. Uhra o da mühennestir. Yoksa ahar gelirdi. Ve ma lekum la tuqatilun fi sebilillah. Ma lekum ne oluyor da la ne savaşmıyorsunuz. Gatile savaştı, yugatilu savaşır. ne siz savaşırsınız. La tuqatilun savaşmazsınız. Ve ma lekum geldiğinde ne oluyor ki la tuqatilun savaşmıyorsunuz fi sebilillah Allah yolunda. Vel mustadafine مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَنْ Mazlum, müstadaf, yani böyle ezilmiş, hakarete maruz kalmış kimseler, ricalden, erkeklerden, nisa, kadınlardan, vilden, çocuklardan, bunlar uğrunda neden Allah yolunda savaşmıyorsunuz? Ve fel yugatil, fe ile alakalı li yugatil, li yansur neyse bu da o li yansur yardım etsin li yugatil savaşsın fi sebilillah Allah yolunda ellezina o kimseler ki yeşrun el hayate dünya bil ahira dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsın yani dünya mı ahiret mi bir müslüman esas olarak ahireti esas alır ee, ve bunu esas alanlar Allah yolunda savaşsın. Ve savaşla alakalı başka bir e, emir. Ve gatilu savaşın. Fi sebilillah Allah yolunda. Ellezine o kimselerle yugatilunekum sizinle savaşıyorlar. Sizinle savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Gatil, gatila, gatilu emir. ne o da ee, yugatilu muzari'nin çoğul şekli yugatilu, Yugatilane, yugatilunem ve bir de tek kişiye hitap fegatil fi sebilillah öyleyse sen Allah yolunda savaş peygamberimize hitap la tükellefu illa nefsek sen ancak kendinden sorumlusun yani sen sana düşeni yap bir de bunun tesniyesi Gatil sen savaş, gatila ikiniz savaşın. Musa'nın kavmi, Hz Musa'nın kavmi, Hz Musa Allah bize şu beldeleri vaat etti, savaşacağız, oralar bizim olacak dediğinde kendilerine bu zor geliyor ve diyorlar ki Fethep git, entesen ve Rabbuke ve rabbin fakatila ikiniz savaşın. İnna hauna biz burada gaidune otur oturacağız, oturmaktayız diyorlar. Tabi ceza olarak da 40 yıl e, tih sahrasında şaşkın şaşkın dolaşıyorlar. Burada yugatilu yugatelu bunun e, meçhul şeklini göreceğiz. Üzine izin verildi. Lillezine o kimselere ne savaşılıyor. Yani kendi, kendileriyle savaşılanlara izin verildi. Bi ennehum zulimu zulme maruz kalmalarından dolayı savaşa izin verildi. Burada ne? savaşılıyor. Onlarla savaşılıyor anlamına geliyor. Alttaki ayette ise gatele yugatilu mugateleten ve gıtelen gıtel, maslar halini görmekteyiz. Kütübe aleykumul gıtelu Savaş size yazıldı yani Fars kılındı. Wahwa kurhul lekum o hoşunuza gitmiyor. Hoşunuza gitmese de savaş size fars kılındı. Burada belki şunu da ifade etmek gerekir. İslamiyette savaş ahiru devadır. Yani son çare. Normalde barış esastır. Durup dururken kimseyle savaşılmaz ama savaşı gerektiren durum olduğunda da savaştan geri kalınmaz. Bir de cihat var. Cihat savaşa göre alanı daha geniş. Her türlü gayreti, Allah yolunda her türlü gayreti ifade eder. Ve men kim cihad ederse fe inneme kendi nefsi için cihad etmiş olur. Faydası kendinedir. Ya eyyühen ey peygamber cahidil küffara vel münafıkın kafirlerle münafıklarla cihad et. Burada cahit emir olarak geliyor. Yücehidudan emir yapacağız. Ye'yi kaldırıyoruz, sonu diyoruz. Yücehidu cahit haline geliyor. Cahit, cihadet, el küffara vel münafıkın, kafirlere, münafıklara karşı cihadet. Görüldüğü gibi müfaale vezni de e, Türkçe'ye yabancı bir vezin değil ve Türkçe'de bunun çok örnekleri var ve biz bunları günlük hayatta kullanmaktayız. Kur'an-ı Kerim'de de bunun çok örneklerini rahatlıkla görebilmekteyiz.